İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Papa, soykırım denen süreç için özür dilerim. Belarusya Dışişleri Bakanlığı, Minsk, Artsakh'taki durumun ağırlaşmasından endişe duyuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Artsakh'taki durumun tırmanmasına ilişkin açıklama. Batı Ermenistan'ın Dikranager şehrinde bulunan 1700 yıllık amfora müzeye teslim edildi. Batı Ermenistan'ın Yerzinka şehrindeki Ermeni kiliseleri, Sürpnişan Kilisesi. Yezidiler her zaman Ermenilerin yanında olmuştur. Ermenilerle eşit şartlarda düşmana karşı savaşan bu Yezidi liderini okuyun. Antoine Agutyan, mirasımızı Ermeni nesillere aktarmak zorundayım. Dünya Katolikleri lideri Papa Francis, 30 Temmuz 2022'de medyaya verdiği bir röportajda şunları söyledi. Yerli halkların yatılı okullara gitmek zorunda kaldıklarında yaşadıkları zorluklara atıfta bulunarak soykırım denilen süreç için özür dilerim dedi. Bu açıklamayı 6 günlük Kanada turunun ardından Roma'ya dönen uçakta yaptı. Hafta boyunca Papa, Roma Katolik Kilisesi'nin rolü nedeniyle çeşitli kurumlarda birkaç kez özür diledi. Papa, kilisenin bazı üyeleri tarafından işlenen suistimallerin yanı sıra kültürün yok edilmesi ve zorla asimilasyon için de af diledi. Papa'nın bölge sakinlerine ve hayatta kalanlara karşı işlenen suçları ve suistimalleri soykırım olarak adlandırmadığı için hayal kırıklığına uğrayan bazı yerliler için özür tek başına yeterli değildi. Ancak gelecekte soykırım terimini kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda Dünya Katolikleri lideri Papa Francis kullanacağını söyledi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Belarusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Belarusya, Artsakh'taki silahlı çatışmanın yeniden tırmanmasından endişe duyuyor ve Yerevan ile Bakü'ye temkinli davranma çağrısında bulunuyor. Belgede Belarus Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ilişkilerinin düzenlenmesi sürecindeki olumlu gelişmeleri yakından takip etmekte ve barış ve istikrarın tesisi ile içtenlikle ilgilenmektedir. Bu bağlamda Artsakh'taki silahlı çatışmanın daha da tırmanmasından derin endişe duyuyoruz denmektedir. Belarusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların Rusya'nın arabuluculuğunda imzaladıkları anlaşmaların eksiksiz ve koşulsuz olarak korunmasını umduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca mevcut müzakere formatları çerçevesinde siyasi ve diplomatik yollarla uzlaşmaya varılabileceğinden eminiz denildi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Berzor-Laçin bölgesinde ve temas hattının diğer bölümlerinde artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getiriyor. Açıklamada, Rus barış güçleri sahadaki durumu istikrara kavuşturmak için her türlü çabayı gösteriyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azeri ve Ermeni meslektaşlarıyla yakın temas halinde. Tarafları itidal göstermeye ve ateşkes rejimini sürdürmeye çağırıyoruz. Mevcut anlaşmazlıkların çözümü, tarafların tutumları dikkate alınarak Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli açıklamalarının hükümlerine kesinlikle uyularak yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla gerçekleştirilmelidir. Tarafların çabalarının Bakü ve Yerevan ilişkilerinde mevcut üçlü müzakere formatları çerçevesinde olumlu bir gündem oluşturmaya odaklanması gerektiğine eminiz denilmektedir. Azerbaycan tarafının Artsakh-Azerbaycan sınır bölgesinde provokatif eylemlere başlamasının üzerinden 3 gün geçtiğini, bunun sonucunda Artsakh ordusundan 2 şehit ve 15'ten fazla yaralı olduğunu hatırlatalım. Batı Ermenistan'daki Dikranagerd kentinin tarihi surlarının restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen 1700 yıllık amfora bir tür testi, Dikranagerd Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan kent müzesine teslim edildi. Restorasyon çalışmaları duvarların içinde diriliş sloganıyla gerçekleştiriliyor. Dikranagerd Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen arkeolojik kazılarda yapılış şekline ve üzerindeki motiflere bağlı olarak 330 yılına tarihlenen 1700 yıllık amfora bulundu. Keşfedilmesinin ardından arkeologlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra müze yönetimine teslim edilmiştir.
Batı Ermenistan, Türk Arkeoloji Grubu'nun testinin kökeni hakkındaki gerçek bilgileri vermesini, dolayısıyla bunun Ermeni kültürüne ait olduğu gerçeğini dile getirmelerini umuyor. Çünkü bizim çağımızdan önce de Ermeniler kendi topraklarında yaşıyorlardı ve bu kadar eski olabilecek şeyler ancak Ermeni olabilir veya Ermeni kültüründen etkilenmiş olabilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında, 20. yüzyılın başında Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'den önce Batı Ermenistan'ın Yerzinka şehrinin 4 aktif Ermeni kilisesi vardı. Surp Nişan, Surp Yerotutyun, Surp Sarkis, Surp Pırgiç ve ayrıca Surp Asvazatin adlı küçük şapel. Surp Nişan, Yerzinka şehrinin ve Yerzinka Piskoposluğu'nun ana kilisesiydi. Geleneğe göre adını 4. yüzyılda Roma'dan getirilen Dırtat'ın haçından almıştır. Yerzinka'nın en eski ve en büyük kilisesiydi. Yerzinka'da sık sık meydana gelen depremler nedeniyle kilisenin taş yapısı defalarca onarılmış ve yeniden yapılmıştır. Mevcut bina 1834 yılında inşa edilmiştir. Büyük soykırım Armenosid arifesinde Surp Nişan'ın büyükleri kıdemli rahip Vartan Zakaryan ve rahip Bahan Hovanisyan'dı. Surp Nişan'ın hizmetkarlarından biri de rahip Grigor Mamikonyan'dı. Usup Bek Temuryan, bazen Yusup Bek Temurov. Ezidi uyruklu bir Ermeni politikacıydı ve 1918'in Muzaffer Mayıs Savaşlarına katıldı. 1918'de Sardarabad'ın Kahramanlık Savaşı'na katıldı. Önemli bir siyasi, ulusal ve askeri şahsiyet olan 1. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun bir üyesiydi. 1896'dan itibaren Transkafkasya Yezidilerinin lideriydi. O uzak zamanlarda Ermeni ve Yezidi halklarının dostane bağlarını güçlendirdi ve Yezidilerin güvenli yaşamını ve geleceğini görerek Ermeni devletini restore etme ve kurma gibi büyük hedefine hizmet etti. Usup Bek Temuryan 12 Ocak 1934'te Şamiram'da vefat etti. Ancak Ermenistan Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra gerçeği öğrenmek ve Yezidi halkının bu büyük evladının hayatını ve faaliyetlerini değerlendirmek mümkün olabildi. 2007 yılında Şamiram Köyü'nün okuluna Usup Bek adı verildi. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid tanıklarının soyundan gelen Fransız Ermeni fotoğrafçı Antoine Agutyan yıllardır kamerasıyla Ermenistan'ı ve Ermeni mirasını dünyaya sunuyor. Fotoğrafçı sadece Ermenistan Cumhuriyeti'ne değil, aynı zamanda Ermenilerle zaman zaman doğrudan teması olan ülkelere de gönderme yapıyor. Antoine Agutyan'ın fotoğrafları insanın acısını, sevgisini ve Tanrı'ya olan inancını gösteriyor. Antoine Agutyan fotoğrafın önemini 1988 depremini, 44 günlük Arsa Savaşı'nda yaptığı çalışmaları ve ayrıca Sessizliğin Çığlığı, Ermeni Hafızasının İzleri başlıklı sergisi hakkında yazarın 30 yıllık arayışını kapsayan ve Agutyan'ın Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'den sağ kurtulan ailesinden miras kalan Ermeni hatırasının izini süren Ermeni Hafızasının İzleri başlıklı sergisi hakkında açıklamada bulunarak anlattı. Sanatçı Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'den kurtulan 3. kuşaktandır. Antoine Agutyan birçok Ermeninin yaşadığı Fransa'nın Alfortville kentinde doğdu ve bunun sonucunda Agutyan Ermeni geleneklerini, şarkılarını ve danslarını çocukluktan öğrendi. Şehirde Ermeni dans grupları vardı ve babamın beni dansa götürdüğünü hatırlıyorum. Dans ederken Batı Ermenistan'da yaşadığınızı hayal edebilirsiniz. Ermeni atmosferinde büyüdüm ve Ermeni mirasıyla tanıştım. Dedem Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid sırasında askerdi ve çok sayıda Ermeni'yi kurtardı. Tüm bunlardan etkilendim diye hatırlıyor fotoğrafçı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yaruk Munim adlı eseri sunuyoruz. Yaruk Munim Horotik Unker Neger Hink Bartrik Gerbim Varvim Yetkiga Sirtsik
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.